Gel Keremcim, gel, gel. Biz de seni bekliyorduk, gel. Sizin ne işiniz var burada? Nasıl senin ne işin var burada oğlum? Aa, siz bilmiyor musunuz? Kerem bizim yanımızda çalışıyor. Koran Holding'de. Ne yapıyor, ne yapıyor? Kerem, sen Koran Holding'de mi çalışıyorsun? Üzülmeyin canım. Hep öyledir. Hep aileler en son öğrenir, değil mi? Mesela bakın ben de sizin oğlanla benim kızın sevgili olduklarını yeni öğrendim. Ne olmuş, ne var? Bunda kötü bir şey mi var? Çocuklar aşık olmuşlar. Aa. Siz biliyordunuz demek, öyle mi? Ne güzel. Acaba skor mu tutsak ya? Çocuğuyla ilgili gerçeği öğrenen aileye 1 puan. Bakalım gecenin sonunda kim kazanacak? Anne ne olur. Nasılmış Kerem? Bana oyun oynamak nasılmış? Benim ailemi buraya çağırıp onları küçük düşürmeye çalışmaya oyun denmez. Olsa olsa kibir denir. Peki senin ailenin yaptığına ne denir? Benim ailemin adını ağzınıza almadan önce 2 kere düşünün Süreyya Hanım. Benim ailem ne yaptı size? Benden iş istediler dün. Baba. Ya siz ne temiz kalpli insanlarmışsınız. Ya ne deseniz, ne isteseniz oluyor. Daha dün burada yanında çalıştıkları aileyle gerçek bir aile gibi olduklarını söylemişlerdi. Bir şu hale bak, şimdi buradayız. Bir aile sofrasındayız. Ne güzel dönür dönür yeriz. Siz onlardan hiç mi istediniz? Biz bilmiyorduk onun olduğunu. Bilmeden geldik oğlum. Bakınız, bir bilinmeyen daha. Kızma Kerem, kıpkırmızı oluyorsun. Kızma, oyun bu. Merak etme, dolgun maaş veririm ailene. Ama ne olacak canım, yemek, temizlik, getir götür işleri zaten bildiğiniz şeyler değil mi? Ne var bunda? Cansu, sen gitmişsindir evlerine. Nasıl? Görmüşsündür hayatlarını. Bize uygun mu? Alalım mı işe Özkan ailesini? Anne yeter. Bitir artık şu oyununu.
Ne istiyorsun bu insanlardan ya? Öyle insanlar değil onlar. Anne baba hadi. Hadi gidiyoruz. Bir dakika. Cem nereye gidiyor? Metin. Gel gel. Bak sana kimleri tanıştıracağım. Ayşen Hanım ve Yılmaz Bey. Yani? Bu sevimli karı koca Bediye Hanım'ın eski hizmetlileri, aynı zamanda Kerem'in anne ve babası. Bitmedi. Kerem de Cansu'nun Oliva'dan sevgilisi. Yılmaz Bey ve Ayşen Hanım dün bana iş başvurusunda bulundular. Yani hem dünürlerimiz hem hizmetlilerimiz. Bir alana bir bedava şeklinde. Sen bize oyun mu oynadın şimdi? Bakın bu meseleyi benim ailemi karıştırmayın. Onlar çıksın gitsin, ondan sonra ne konuşuyorsak konuşalım burada. Ne demek lan Cansu'nun sevgilisi olmak? Yeter be! Oğlumu yedirtmem size. Sen de kimsin be? Baba, sen dur oğlum. Ben babayım, Metin Efendi. Yedi cihanın padişahı gibi gezemem sizin gibi. Dev konaklar veremem oğluma. Şirketler alıp başına geçiremem. Ama bir Allah'ın kulu ona zarar verirse... Bir tek yüreğim var. Onu da gözümü kırpmadan veririm. Eğer ona bir şey söyleyecek olursam önce benden geçecek. Bu arada istifa ediyorum. Öyle mi? Bana verecek 500.000 liram var, öyle mi? Anlamadım. Sözleşmem var. Cezai yaptırımım var. Koskoca bir holdingde çalışıyorsun, unuttun mu? Yarın restoranın açılışı var. Seve seve gelip işinin başında duracaksın. Yoksa seni sürüm sürüm süründürürüm. Nasıl? Oldu mu istediğin gibi? Beğendin mi?
Biz seni böyle mi büyüttük? Ha? Git insanlara oyun oyna. Hesap peşinde koş diye mi büyüttük? Asıl siz nasıl gidersiniz ya oraya? Ha, siz nasıl gidersiniz baba oraya? Biz şerefimizle, namusumuzla iş aramaya gittik oraya. Senin gibi tuzaklar kurmak için değil. Namus şeref ne arar baba onlarda? Onlar sadece insan satmayı bilir. Onlar sadece yalan söylemeyi bilir. Senin gibi mi? Sen ne diyorsun baba? Sen beni bir mi tutuyorsun onunla? Senin adın geçince gözlerim dolar. Senin adın geçince göğsüm kabarır. Ömrüm boyunca hep seninle gurur duydum. Şimdiye dek. Ne diyorsun baba sen? Ben sadece sizi korumaya çalıştım. Bediyalardan, Süreyyalardan, parasıyla insan olduğunu sananlardan. Yapamazsınız, haksızlık demeye çalıştım. Haksızlık ne? Ben sana söyleyeyim mi? Asıl haksızlık annemin titreyen elleri. Onu o insanların karşısına dikip kuş gibi çırpındırdın ya ellerimin arasında. İşte asıl haksızlık bu. Hadi ki şimdi. Ne planlar yapıyorsan ya. Ama bizi buna alet etme. Avukat Levent Karatay'ın numarasını yolla. Hemen. Aç şu telefonu Süreyya, aç şu telefonu. İyi akşamlar. Numaranızı tanıyamadım. Kerem Özkan ben. Vakıfta karşılaşmıştık. Daha önce de düğünde. Gözünüz nasıl? Hatırladım şimdi. Kusura bakma. Gözümü sormak için mi aradım bu saatte? Gözüm gayet iyi. Selam var. Yok. Elimde Süreyya Koran'dan daha fazla ilginizi çekecek bir dosya var. Ne Süreyya'sı? Ne diyorsun sen? Levent Bey, yüz yüze konuşmamız lazım. Elimde çok hoşunuza gidecek bir şey var. Hobi mi oldu lan bu sende? He? Biz seni çocukken yeteri kadar gereksiz kursa göndermedik de sen hobi olarak adam kaldırmayı mı seçtin ha?
Baba, Kerem'le benim aramda gerçekten bir şey yok. Yetmedi mi lan hala? Lan yetmedi mi hala? Her seferinde annem babamı nasıl kandırabilirim diye düşündüğün yetmedi mi? Cevap versene! Baba, ne oluyor? Bırak! Begüm, sen karışma. Bu yine ne işler çevirdi, neler açtı başımıza, haberin var mı? Karışma. Hayır, yok. Ama biz şimdi Cansu'yla mutfağa gideceğiz ve bana bir bir her şeyi anlatacak. Ben de ablası olarak onunla konuşacağım, tamam mı? Ne haliniz varsa görün. Bıktım hepinizden. Gel bakalım. Ne oluyor Cansu? Ne olacak? Yolladın o kızı, açtın Pandora'nın kutusunu, uğraşıp duruyoruz işte. Annemle babam Kerem'le beni öğrendi. Tamam canım, neyse. Önünde sonunda öğreneceklerdi. O kadar da değil. Kerem'in annesiyle babası iş istemeye gelmiş dün buraya Zeliha ablanın yerine. Annem onları da çağırdı, bir güzel eğlendi burada. Ne diyorsun sen ya? Kerem... Kerem peki bütün onlar olurken burada mıydı? Buradaydı tabii. Ben bir arayayım mı? İyi mi acaba? Ne yapıyorsun sen ya? Cansu, Kerem bizim şirkette çalışanımız. Zaten ayıp etmişler. Bir arayıp özür dilemek lazım. Ya Kerem, sence bu gece herhangi bir Koran'ın sesini duymak ister mi? Koran'ın K'sini bile duymak istemez ya. Tamam. Babamın yarın öfkesi diner, normale döneriz, tamam mı? Normale dönmek mi? Yarın mı? Yani yarından uzun sürse de... Babam yine sana böyle davransa ben seni yine alırım onun elinden. Ben senin ablan olarak arkanda duracağım Cansu. Abla, bizim normalimiz artık bu, anlasana. Sen demiştin ya hani, bütün bunlar senin suçun. Yaşadıklarımız hepsi senin yüzünden diye. Evet, Kerem konusunda haklısın ama bir tek o konuda. Geri kalan her şey senin suçun. Bu halde olmamızın nedeni sensin. Bu evde bu yaşananlar eğer yaşanıyorsa, hepsi sen Sude'yi Oliva'ya yolladın diye yaşanıyor. İşbirliği yapmaya geldim. Ama önce bir konuda anlaşalım. Dinliyorum. Metin Koran'ı bitirmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Tek bir kelime. Evet ya da hayır. Ne var o dosyada? Duyamadım. Evet. O herifi bitirmek istiyorum. O zaman sizi Metin Koran'ın rüşvet fonuyla tanıştırayım. Hemen yarın suçüstü yapabilirsiniz. Çünkü yarın yine bir bağış görüşmesi var. Ne diyorsunuz? İlgileniyor musunuz? Thank you.
senin nefes alışını yerim ben eğer. Ben şimdi hayatım boyunca senin nefesinde mi uyanacağım böyle? Of, o kadar huzurlu uyumuşum ki ya. Bak gördün mü, kızıyordun bana bir de yatak aldım diye. Ne güzel uyuyoruz işte mis gibi beraber. Ben 2 saattir uyandım, yüzüğümü izliyorum. Bu yüzükler 1920'de savaştan sonra bulunmuş, biliyor musun? Ya gerçekten mi? Hı-hı. Hatta 2 aşığınmış bu yüzükler. Böyle adam savaştayken kadınlarına her gün mektup yazıyormuş. Sonra da mektuplarla beraber bulunmuşlar. Ya ne güzel. Bana yaşattığın her şey için teşekkür ederim sevgilim. Bizim aşkımız da ölümsüz olsun. Ya sevgilim ne ya? Ben kapı gibi nişanlınım artık senin. Müstakbel kocanım. Eşinim, eşin. Dur. Ya Ece ya. Biz bugün işe gitmesek de böyle sarmaş dolaş yatsak mı? Olur. Olmaz. Ne oldu yine? Oliva'nın açılışı var bugün. Aa. Ay hadi kalk, kalk, kalk. 10 dakika içinde kalkmamız lazım. Ya dur, 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 dur. Bir 5 dakika daha yatalım. Ya çok şapşalsın. Biraz konuşalım mı? Ben dün yeterince konuştuk, ağzımızın payını aldık zannediyordum. Kerem bak, gerçekten senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ama annem adına çok çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Cansu, sana tek bir soru soracağım. Hani dün o eve girmeyeyim diye feryat figan ettin ya sen. Biliyordun değil mi annenin bizi bildiğini? Biliyordum. Ama beni tehdit etti. Ya sana eğer söylersem... başına bir şey gelmesinden korktum, anlıyor musun? Dur, beni affet. Tehdit mi etti? Evet. Ve inan, eğer sana söyleseydim... dün gece yaşananlar annemin yapacaklarının yanında hiç kalırdı. Bundan daha kötüsü olurdu yani, öyle mi? Hadi beni anladın. Diyelim ki ailemi de anladım. Ya sana da mı? Kendi kızına da mı? Öyle biri benim annem. Asla kötü biri değil, inan. Ama kızdı mı kasırga gibi işte, yakıp yıkıyor. Asla ardına bakmıyor, pişman olmuyor. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ben hazırım, bağır, çağır, ne istiyorsan yap. Kızgın değilim. Ne? Ben ilk defa seni anladım Cansu. Senin aileni gördüm. Bu kadar imkana rağmen neden kaçıp gitmek istediğini anladım. Yılmaz. Ağlıyor musun sen? Ne ağlaması Ayşen? Toprakla uğraştım da biraz onda. Üzülme Yılmaz'ım. Atlatacağız. Ama bak, bak sen üzülürsen ben kahrolurum. Sen yıkılırsan ben ayakta duramam ki.
Ben de oğlumuzu tanıyamaz oldum. Ne yapacağız? Ben oğlumu gözümden sakınarak büyüttüm Ayşe. Bahçeye bu çiçeklere nasıl emek verdiysem, ona da öyle emek verdim. Damla damla, gün be gün. Bu ayrık otlarını nasıl temizlemişsem bahçeden, çiçekler bozulmasın diye. Onun aklındakileri de öyle ayıkmayacağım. Keşke o kadar kolay olsa Yılmaz. Keşke. Nasıl yani? Benim kalbim kaldırmıyor artık Yılmaz. Benim aklımda başka bir şey var. Sor. Ne? Ya sorsana günün iyisini. Ay tamam. Günün iyisi. Hazır mısın? Ya Kerem beni anladı. Kerem beni sonunda anladı ya. Ya nasıl anladı? Ne demek anladı? Yani annemin ne kadar zor bir insan olduğunu gördü. Anladın mı? Seni çok iyi anladım. Çok üzgünüm dedi. Bana eskisi gibi baktı. Ece bir anlığına bile olsa eskisi gibi baktı. Ay Allah'ım hala inanamıyorum ya. Belki affeder beni. Ne dersin? Ay inşallah. Ay. peki günün kötüsü? Ya! Ve bugün nerede olmak istiyoruz? Ay vallahi şu an yukarıda olmamız lazım çünkü herkes gelmiştir yani açılışa. Ay herkes demişken. Büyük Çalhan gelmiş midir acaba? Ya yok canım o çok karşı buraya gelir mi hiç? Sen hiç düşünme bunları tamam mı? Ne olur çok güzel olacak her şey hadi koş. Efendim kahvaltı da yapmadınız. Bir yere uğramamızı ister misiniz? Tek başına kahvaltı etmenin ne anlamı var? En iyisi sen beni açılışa götür. Tamam efendim. Sen bilmiyorsun tabii ya. Ben Ece'ye evlenme teklif ettim oğlum. Niye yüzüğü sen takıyorsun? Nişanlandık işte. Olamaz. Onca yaşanan şeyden sonra bana bunu nasıl yaparsın? Ne diyorsun oğlum ya? Şu an konuşmak istemiyorum. Ya Ercan dursa nereye gidiyorsun? Bırak beni. Bırak beni. Pis adam. Allah Allah. Deli midir nedir yani? Allah'ım bu ne güzellik. Bu ne asalet. Ben sizin çok büyük hayranınızım. Benim mi? Biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Yo. Süreyya Koran değil misiniz? Evet. Ben sosyete dergileri okuyorum. Yani sosyetede ayar vermediğiniz insan kalmadı. Hepsini ezbere biliyorum. Mesela Zeynep Korkmaz. Zeynep Korkmaz'a verdiğiniz efsane ayar. Zeynep korkmazsa benden korksun. İlahi Süreyya. Koran. Koran. Evet, Süreyya Koran. Almaz mısınız? Buyurun. İyi günler. Bu aralar her yerde bir hayranınızla karşılaşıyoruz Süreyya Hanım. Hayırdır? Bu diyetisyen midir, yaşam koçu mudur, nedir? Yaptığı şeyler gerçekten iyi. Fena değil işte.
Nereden çıktı bu adam? Ben çağırmadım. Merhaba Metin Bey. Tebrik ederim sizi. Ne güzel mekan olmuş böyle. Senin ne işin var burada? Niye şaşırdınız? Ben de cemiyet hayatının bir parçası değil miyim? Bana da davetiye geldi. Ben de davete icabet ettim. İyi misiniz? Su falan getireyim mi? Evet, rica ediyorum lütfen. Sen mi çağırdın bu adamı buraya? Kimi? Avukat Levent'i. Avukat Levent? Yok, tanımıyorum ben onu. İstenmeyen bir misafirse söyleyelim, güvenliğe çıkarsınlar. Yok yok. Gerek yok böyle dramatik şeylere. İşine baksana. Ulan dünyanın yatırımını yaptık. Şu başımıza gelene bak be. Metin Bey. Ben bir profesyonelim. Burada sizin kadar benim de emeğim var. Benim de itibarım söz konusu. O yüzden şimdi sakinleşin. Konuşmanızı yapın. Hayırlısıyla açalım burayı. Ne kadar sakarım. Çok affedersiniz Levent Bey. Ne olur kusura bakmayın. Önemli değil. Gelin size yardım edeyim, kurutalım onu. Temizlemeyecek misin? Onu da bir zahmet kendin hallediver. İyi o zaman. Şimdi cevap ver bakalım. Bugün 20 kere aradım seni. Niye açmadın? Siz ikiniz Metin'le ne işler çeviriyorsunuz? Maço maço kavga edersiniz. Horozlanırsınız. Ben de saf, gerzek bir kadıncağızım ya. Hiçbir şeyden haberim olmaz. Öyle mi sandınız? Süreyya. Ya dur dur dur. Daha iyi bir fikrim var. İki erkek benim için savaşıyor diye gururlanırım falan mı sandınız? Sen bunların hesabını Metin'den de soruyor musun? Metin'den hesap falan sormuyorum. Nedenini de söyleyeyim mi? Çünkü benim ondan bir beklentim yok. Ondan herhangi bir söz beklemiyorum. Onunla gelecek planları yapmıyorum. Seninle yapıyorum, anladın mı? Seninle. Ama böyle giderse o planları tek başıma yapacağım. Ben sizin paylaşacağınız bir ödül değilim. Biraz müsaade eder misiniz? Teşekkürler.
Ne oldu hayatım? Beni daha fazla nasıl mutlu edebilirsin onu mu sormaya geldin? Niye böyle bir şey yapayım? Bilmem. Çünkü benim canım öyle istiyor. Öyle mi? Öyle. Oh, benim de canım böyle istiyor. Cansu ya, bildiğim her şeyi söyleyeceğim. Hiç zahmet etme. Cansu çoktan gerçekleri öğrendi. O yüzden artık kozun kalmadı elinde. Şimdi buraya seni ben soktum ve ben çıkarıyorum. Kokteyl hizmetin bittikten sonra çıkabilirsin. Kovuldun. Mert, hadi şu konuşma faslını bitirelim. Tamam. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Merak etmeyin, ben kısa bir konuşma yapacağım. İkramlarımız gibi tadımlık olacak. Çok sıkmayacağım sizi. Bildiğiniz gibi bugün Oliva, Koran Holding işbirliğinde yepyeni bir sayfa açıyor. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de sahneye ortağım Kerem Özkan'ı davet ediyorum. Teşekkür edecek çok insan var. Ama ben bugün buranın çalışanı olup bize inanan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni Oliva hepimize hayırlı olsun. Şimdi tüm imkanlarıyla bize destek olan, hayalimize inanan İş adamı Metin Koran'ı buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bundan uzun yıllar öncesini hatırlıyorum da, üniversitede garsonluk ederdim o zamanlar. Sonra küçük bir işletme kurduk. Tabii sevgili karım Süreyya'nın yardımlarını unutamam. O günkü genç Metin çalıştı, çabaladı, gecesini gündüzüne kattı ve doğru yoldan hiç şaşmadı. Hakkaniyetli, dürüst ticaretin peşinden koştu. Koran. Evet benim. Hakkında suç duyurusu var. İfade vermek için bizimle savcılığa geleceksin.
Ne? Suç duyurusu mu? Bakın bir yanlışlık falan olmalı galiba. Lütfen zorluk çıkarmayın. Alın. Ama yanılıyorsunuz. Bir yanlışlık, bir saniye ne yapıyorsunuz siz? Ama olmaz ki böyle. Bırakın beni. Metin Bey, işimizi zorlaştırmayın.